Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 19 Mart 2020 Perşembe. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Dünyada koronavirüsle savaş sürüyor. Salgında ölenlerin sayısı 9 bine, vaka sayısı 220 bine yaklaştı. Bugün de tek gündem maddemiz yeni tip koronavirüs COVID-19 ile ilgili gelişmeler olacak. İtalya'da dün virüsten bir günde en fazla ölüm gerçekleşti. 24 saatte 475 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 3 bine dayandı. Hande Yazar Milano'da yaşıyor. Sevgili seyirciler, yüksek lisans öğrencisi, zor günler geçiren İtalya'dan son durumu, neler yaşadıklarını ve izlenimlerini bizimle paylaşacak. Avrupa'da koronavirüsün bilançosu giderek ağırlaşıyor. Belçika'da önlemler sıkılaştırıldı. Sokakta yan yana iki kişiden fazla yürüyemeyecek. 10 binden fazla vakanın görüldüğü Almanya'da Başbakan Merkel, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en zor günleri yaşıyoruz dedi. İngiltere'de vaka sayısı arttı, okullar yarından itibaren kapatılıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede salgını kontrol altına aldıklarını açıkladı. Brüksel, Berlin, Londra, Moskova canlı yayın duraklarımız olacak. Son durumu muhabir arkadaşlarımızdan alacağız birazdan. Sevgili seyirciler, bugün itibariyle salgının başından beri Çin'de ilk defa yeni yerli vaka rapor edilmedi. Peki bir günde 15 binden fazla yeni vaka görülen salgın nasıl 2 ay içinde kontrol altına alınabildi? TRT Pekin temsilcisi Musab Eryiğit'e soracağız. Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da 2'ye yükseldi. Vaka sayısı 191'e çıktı. Ayrıntıları TRT muhabiri Çağla Gül Tuncer aktaracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün kapsamlı bir ekonomik paket açıkladı ve halka evlerinizde kalın çağrısında bulundu. Ayrıntıları aktaracağız. Üsküp, Tahran, Taşkent, Bakü diğer duraklarımız olacak. Koronavirüs salgını ve alınan önlemlerle ilgili son bilgileri muhabir arkadaşlarımızdan alacağız. Haber turuyla başlayalım. Dünyada koronavirüsle savaş sürüyor. Salgında ölenlerin sayısı 9 bine, vaka sayısı da 220 bine yaklaştı. Salgında iyileşen kişi sayısı ise 85.742. Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüs salgını karşısında Afrika'yı uyardı. En kötü senaryoya hazırlıklı olunmalı ifadesi kullanıldı. Avrupa'da koronavirüsün bilançosu ağırlaşıyor. Karadağ'da ilk vakanın tespitiyle virüs Avrupa'nın tamamına yayılmış oldu. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2.978'e yükseldi. Koronavirüs salgını Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. İlk günlerdeki ihmaller bilançoyu ağırlaştırsa da durumun ciddiyetinin fark edilmesiyle alınan sert önlemler salgının yavaşlamasını sağladı. Bugün itibariyle salgının başından beri Çin'de ilk defa yeni yerli vaka rapor edilmedi ve bölgede hayat yavaş yavaş da olsa normale dönmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri de koronavirüs kabusu yaşıyor. Tüm eyaletlerde görülen vakalarda 149 kişi hayatını kaybetti. Bu savaştan zaferle çıkacağız diyen Başkan Donald Trump, koronavirüsle mücadelede ek düzenlemeler içeren tasarıyı imzaladı. Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koca 93 yeni vakanın daha olduğunu ve toplam sayının 191 olduğunu söyledi. Koronavirüsün 2 ay sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Koronavirüs salgını bütün dünyada etkisini arttırarak sürdürürken tedavi için ilaç çalışmaları sürüyor. Çinli araştırmacılar Japonya'da üretilen bir ilacın tedavide etkili olduğunu duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü ise koronavirüs belirtisi gösterenlerin doktora danışmadan ibuprofen denilen ve bir çeşit ağrı kesici olarak tanımlanan ilacı kullanmamalarını istedi. Virüse karşı tedavide henüz onaylanmış bir aşı veya ilaç bulunmuyor. Koronavirüs küresel bir salgına dönüşse de birçok ülkede binlerce insan hastalıktan kurtulmayı başardı. Çin'de iyileşenlerin sayısı 70 bine yaklaştı. İran'da ise 103 yaşındaki bir kadın koronavirüsü yendi. Yaşanan iyileşmeler hastalara da umut oldu. Dünya koronavirüs salgınının etkisi altında. Ülkeler birer birer karantina altına girerken insanlar birbirine moral vererek destek olarak bu süreci atlatmaya çalışıyor. Karantina altında eğlenceli dakikalara ilişkin görüntüler de sosyal medyada hızla artıyor. (Gülüyor)
Uluslararası toplumun Libya'da koronavirüs nedenli insani ateşkes çağrısına rağmen Hafter saldırılarını sürdürüyor. Hafter milislerinin Ayn Zara bölgesine yönelik saldırılarında 3 çocuk hayatını kaybetti. Bab bin Gasir bölgesine yönelik saldırıda da aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yunanistan'ın Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara sert müdahalesi sürüyor. Yunan askerleri sınırı geçmek isteyen sığınmacıları önce havaya ateş açarak durdurmak istedi, ardından gaz bombaları yağdırdı. Gazdan etkilenen çok sayıda sığınmacı yaralandı. Sevgili seyirciler, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koca 93 yeni vakanın daha olduğunu söyledi. Ayrıntıları son durum alacağız şimdi. Çağla Gül Tuncer Sağlık Bakanlığı'nda bizi bekliyor. Detayları senden alalım. Türkiye'de vaka sayısı 191'e yükseldi. Sağlık Bakanı yaptı açıklamayı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da halka mümkünse evden çıkmayın uyarısı yaptı. Kapsamlı bir de ekonomik paket açıkladı. Detayları senden alalım bugüne ilişkin. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece saatlerinde yaptığı açıklamayı ve düne dair gelişmeleri aktardı. Özellikle de hayatını kaybeden bir kişiyi daha açıkladı. 61 yaşında erkek bir hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı Sağlık Bakanı ve iki kişinin toplamda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söylemiş oldu. Diğer taraftan vaka sayısının da arttığını belirtti. Dün aslında en son yapılan açıklamada 51 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı belirtilmişti. Sağlık Bakanı dün yaptığı açıklamada 93 tane koronavirüs vakasına rastlandığını söyledi. Yani Türkiye'de şu anda vaka sayısı 191'e yükselmiş oldu. Sağlık Bakanı bu vakalara dikkat çekti, yeni vakalara dikkat çekti ve tekrar tedbirlerin altını çizdi ve tedbirlerin artık zorunlu olduğunu söyledi ve hayatımızı alınan tedbirlere göre düzenlemeliyiz dedi. Bugün yine bugüne dair gelişmelerle ilgili Sağlık Bakanından açıklamalar bekliyoruz. Diğer taraftan tedbirler de ele alınıyor. Dün Çankaya Köşkü'nde 3 saat 50 dakika süren bir eşgüdümlü geniş katılımlı bir toplantı yapılmıştı ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları olmuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada özellikle yaşlı grubu yani risk grubunda olanları uyarmıştı ve onlarla ilgili bir açıklama yapmıştı. 65 yaş ve üzerindeki yaşlılara maske ve kolonya dağıtılacağını söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diğer taraftan tabii tüm herkesi uyardı çünkü aslında herkes risk altında, sadece yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar değil. Şu önümüzdeki 3 hafta içerisinde bu riskin atlatılabileceğini, tedbirler alınırsa atlatılabileceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir hatırlatma daha yapalım. Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı durumunda ilk olarak sağlık kuruluşlarına gitmek yerine 184 koronavirüs SABİM hattının aranması gerekiyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Türkiye'de son durum böyle, ayrıntıları aldık Çağla Gül Tuncer'den, Sağlık Bakanlığı'ndan. Sevgili seyirciler, dünyada da koronavirüsle savaş sürüyor. Salgında ölenlerin sayısı 9.000'e, vaka sayısı da 220.000'e yaklaştı. Salgında iyileşen kişi sayısı ise 85.742. Salgının ilk çıktığı ülke olan Çin'de koronavirüsün yayılım hızı düşerken en fazla vaka ve ölümün görüldüğü 3. ülke olan İran'da virüsün yayılma hızı değişmedi. Ülkede vaka sayısı 17.000'in üzerine çıktı. Ölü sayısı 1135'e yükseldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, koronavirüsü 15 güne kadar kontrol altına alamazsak çok ağır kayıplar veririz dedi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in onayıyla Recep ayı ve Nevruz bayramı dolayısıyla 10.000 mahkum için af çıkarıldı.
Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi uluslararası topluma çağrıda bulunarak virüsle mücadelede önleyici ve tedavi edici malzemelerin Gazze'ye girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi. İsrail, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Almanya, İspanya, Yunanistan, Hollanda ve Güney Kıbrıs'ın yönetimindeki büyükelçiliklerini kapattığını açıkladı. Brezilya'da Senato Başkanı ve kabinedeki bakanlardan ikisinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Costa Rica'da virüs nedeniyle ilk ölüm görüldü. Mauritius'ta ilk vaka tespit edildi. Ürdün yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında başkent Amman'ı kapatma kararı alırken Fas'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi. Venezuela'da ise salgında olumlu gelişme yaşandı. Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez son 24 saatte yeni tip koronavirüs vakası görülmediğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüs salgını karşısında Afrika'yı uyardı. En kötü senaryoya hazırlıklı olunmalı ifadesi kullanıldı. Salgının yeni merkez üssü Avrupa'da, koronavirüsün bilançosu da giderek ağırlaşıyor. Sevgili seyirciler, Karadağ'da ilk vakanın tespitiyle virüs bütün Avrupa'nın tamamına yayılmış oldu. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2978'e yükseldi. Koronavirüs Avrupa'nın tamamına yayılmış durumda. İtalya'da virüsten bir günde en fazla ölüm gerçekleşti. 24 saatte 475 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 3000'e dayandı. Virüs bulaşanların sayısı 28.000'i aştı. 4025 kişi ise iyileşti. İngiltere'de de vaka sayısı arttı. Bir günde 34 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı 104 oldu. Virüse yakalananların sayısı 2500'e yaklaştı. Okulların cuma gününden itibaren kapatılacağı açıklandı. Londra'da metro hatlarının kısmen kapatılmasına karar verildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, kesinlikle gerekli olmadığı sürece ulaşım ağının kullanılmamasını istedi. İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 598'e, Fransa'da 264'e çıktı. Belçika'da önlemler sıkılaştırıldı. Avrupa'da korona salgını ilk baş gösterdiğinde Belçika pek etkilenmemişti. Ancak son günlerde artan vaka sayısıyla birlikte burada da sert tedbirler hayata geçti. Artık gıda ve ilaç alımı gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler haricinde kimse evlerinden dışarıya çıkamayacak. Sokağa inenlerin de iki kişiden fazla yan yana yürümesi dahi yasak. Brüksel'de balkonlarına çıkanlar alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi. Bosna Hersek'te de benzer görüntüler vardı. Başkent Saraybosna'da balkonlarına çıkanlar sağlık çalışanlarını uzun süre alkışladı. On binden fazla vakanın görüldüğü Almanya'da yoğun bakım ünitelerindeki personel azlığı virüsle mücadeleyi zorlaştırıyor. Başbakan Merkel, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ülkede dayanışmanın bu kadar önemli olduğu bir sınavının yaşanmadığını söyledi. Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'de olağanüstü hal ilan edildi. Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, parlamentoda koronavirüs önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayıldı. Etrafındakilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalktı. Bruins, sosyal medya hesabından yoğun geçen haftaların neden olduğu yorgunluk nedeniyle bayıldım, şimdi daha iyi hissediyorum açıklamasında bulundu. Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor İtalya. Ülkenin tamamı günlerdir karantina altında. İnsanlar evlerine kapandılar. Dün İtalya'da virüsten bir günde en fazla ölüm gerçekleşti. 24 saatte 475 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ülkede 3000'e dayandı. Virüs bulaşanların sayısı da 28.000'i aştı. Şimdi İtalya'ya gideceğiz. Genç öğrenci bir arkadaşımız Hande Yazar 3 yıldır Milano'da yaşıyor. Yüksek lisans yapıyor ülkede. Şu an karşımızda, onunla konuşacağız. Hande Yazar, günlerdir ülkede karantina koşulları devam ediyor. Evden sokağa çıkışlar son derece sınırlandırılmış durumda. Tabii İtalya bu noktaya gün be gün geldi. Neler aktaracaksın, izlenimlerin neler, neler paylaşacaksın bizle Milano'dan? Hem gündelik yaşama ilişkin hem de alınan tedbirlere, yeni önlemlere ilişkin.
Merhabalar. Evet, şu anda Milano'dayım. Karantinanın 12. günündeyim maalesef. Açıkçası çok zor bir durum. Özellikle psikolojik olarak bu kadar zaman evde kalmak ve dışarıda neler olduğunu bilmek gerçekten çok zorlayıcı. Yani dünkü sayıyı duyduktan sonra özellikle hani gerçekten elinden bir şey gelmemesi insanı çok üzüyor gerçekten. O yüzden buradan öncelikle söylemek istediğim şey, lütfen evlerinizde kalmaya çalışın. Evde kalmak demek de arkadaşlarınızı eve çağırmak ya da akrabalarınızla buluşmak demek değildir kesinlikle. Kişisel izolasyonunuzu sağlamanız lazım. Çünkü burada bizim şu anda yaptığımız şey bu. Ne yazık ki İtalya'da çok geç kalındı. Hepimiz çok geç farkına vardık olayın ciddiyetinin. Açıkçası ben dahil buradaki herkes daha 2-3 hafta öncesine kadar dışarılardaydık. Ne yazık ki şu anda bunun dersini iyi öğrendik. Şu anda ne yazık ki sokağa çıkma yasağı var. Belli kurallar çerçevesinde dışarı çıkabiliyoruz. Eğer köpeğiniz varsa köpek gezdirmek için dışarı çıkabiliyorsunuz ama bu da sadece binanızın etrafında dönmekle sınırlı. Sadece onun dışında ciddi bir ihtiyacınız olmadan dışarı çıkmanız kesinlikle yasak. Dışarı çıkma için de özel bir izin belgesi elinizde olması gerekiyor. Bu devletin internet sitesinden elde edilebiliyor. Dışarı çıkmak demek de şu anda sadece eczane, hastane ve tabii ki de market alışverişleri için geçerli. Eğer izin belgeniz olmadan dışarı çıktıysanız ne yazık ki ve polis sizi fark ederse, kontrol ederse ne yazık ki cezası var bu işin. Ve dışarı çıktığınızda tabii ki de maske kullanmanız gerekiyor. Biz eldiven de takıyoruz artık. Zaten marketlere gittiğiniz zaman da sizlere eldiven takmanızı söylüyorlar. Marketlerde durum daha da açıkçası ciddileşti. Dışarıda birer metre aralıklarla sizleri kuyruğa sokuyorlar. Ve bu tabii ki de çok uzun kuyruklar oluyor maalesef. Dışarıda beklemeler bir saati, birkaç saati hatta buluyor bazen. Çünkü market içerisine beşer ve onlar gruplar halinde alıyorlar. Açıkçası gündelik hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Yani herkes burada, benim tanıdığım herkes kendine bir plan yapmaya çalıştı. Sabahları yine kendi saatimizde uyanıp egzersizimizi yapmaya çalışıyoruz. Ve açıkçası elimizden gelen tek şey sadece burada yaşayan Türkler olarak sosyal medyadan arkadaşlarımıza duyurmaya çalışıyoruz durumun ciddiyetini. Çünkü gerçekten bu işin şakası olmadığını ne yazık ki biz de çok geç anladık. Yetkililerden Hande Yazar, salgının seyrine ilişkin açıklamalar var mı? Kontrol altında tutulabiliyor mu? Buna ilişkin bir takvim öngörülüyor mu? Daha ne kadar sürecek bu karantina ortamı İtalya'da? Ne yazık ki ilk açıklandığında 4 Nisan'a kadar karantina sürecek dendi. Ama bu sabah yeni bir haber geldi. Bu sabah şu anda karantinayı uzatmayı düşünüyorlar. Ve açıkçası bence iyi de bir karar. Çünkü yetkililerin söylediğine göre daha İtalya'da en yüksek rakama ulaşılmadı. Çok korkutucu ama gerçek buymuş ne yazık ki. Daha kötü rakamlar bekleneceği söyleniyor. Önümüzdeki hafta özellikle. Evet Hande Yazar, aldık bilgileri. Milano'da yaşıyor. Genç Türk öğrenci arkadaşımız yüksek lisans için oradaydı. İzlenimlerini, yaşadıklarını aktardı. 4 Nisan'a kadar karantina süresinin süreceği açıklanmıştı yetkililer tarafından. Ancak daha en kötüsünü görmedik. Dolayısıyla karantina süresi uzatılabilir dediler. Hande Yazar, sana çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kendine iyi bak. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili seyirciler,
İşte İtalya'da durum böyle. En kötüsü yaşanmadı. Tablo giderek vahimleşiyor dedi. Karantina süresinin uzatılması gündemde. Belçika'ya gidelim şimdi. Belçika'da da dün sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı. Döndü sarı ışık. Karşımızda Brüksel'den iki kişiden fazlası yan yana yürüyemeyecekti. Sokaklarda alınan yeni tedbirler var mı? Belçika'da, Fransa'da, İspanya'da neler yaşanıyor sana soralım. Coşkun Özen, Fransa'da biliyorsun 100 binden fazla ekstra güvenlik gücü sokaklara inmişti. İnsanların yasağa uyması ve evlerinde kalması için. Belçika'da henüz bu nevi güvenlik güçleri görünür değil. Evet, ekstra bir takım önlemler alındı. Fakat insanların da bu sabah itibariyle gözlemlediğim yasağa uyuyorlar. Yani kaldırımlar dün öğleden sonradan itibaren yavaş yavaş boşalmaya başladı. Dün de yürüyenleri görüyorduk ama ya tek başlarına ya işte yanlarında bir arkadaşlarıyla en fazla dışarıya bir parka gitmek ya da süpermarkete alışverişe gitmek şeklindeydi. Dün daha gevşek, daha rahat bir atmosfer vardı. Bugün sabah itibariyle açıkçası kaldırımlar tamamen boşaldı. İnsanlar burada da durumun ciddiyetini anlar hale geldi. Çünkü yetkililerin burada da yaptığı açıklama ilerleyen günlerde daha da korkutucu olabilir. Çünkü her gün vaka sayısı katlanıyor. Önceki gün yaklaşık 1250 civarındaydı. Bugün artık 1500'ü geçti. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Çünkü aslında vaka sayısı dediğimiz istatistikler sadece test yapılabilen ve testin sonucu pozitif olan, virüs tespit edilen kişiler. Belki daha bu testin yapılmadığı ancak virüsü kapmış, etrafına da yayılmış riski olan kişilerden de bahsediliyor. Yetkililer özellikle bunun altını çiziyor. O yüzden sadece sosyal temastan uzak durmanın yeterli olmadığının, insanların mümkün mertebe kendi evlerinde kalması ve çok zaruri bir ihtiyaç olmadığı sürece de dışarıya çıkmamasını tavsiye ediyorlar. Ancak bu gündelik hayatı ilerleyen dönemlerde ne kadar etkileyecek bilmiyoruz. Çünkü Belçika'da bu denli sıkı yönetim daha yeni başladı. Teorik olarak 3 Nisan'a kadar devam edecek. Ancak vaka sayısı bu şekilde her gün 250-300 kişi artarsa, belki sayı İtalya'ya göre küçükmüş gibi gözüküyor. Fakat Belçika ülkenin tamamı bir Konya Ovası kadar küçük bir coğrafya olduğunu ve kişi sayısında daha az, birkaç milyonluk bir ülkeden bahsettiğimizi düşünecek olursak, her gün artan 3-500 kişilik bu vaka sayısı açıkçası Belçikalılar için ürkütücü. Hollanda zaten açıklama yapmıştı. Artık halkın %70-80'i virüsü kaptı ve bundan sonra yapılacak tek şey kişisel hijyen, işte kişisel izolasyon demişti. Yani karantinayı Hollanda çok da açıkçası gerçekçi bir önlem olarak görmüyor. Biraz İngiltere'dekine benzer buradaki yaklaşım. İspanya kendini karantinaya aldı. Sayı her geçen gün artıyor. Fransa aynı şekilde artık duvarları ördü. Sadece Schengen dün itibariyle dışarıdan gelen 3. ülke vatandaşlarına her ne kadar seyahat kısıtlaması getirmiş gibi gözükse de aslında Schengen ülkeleri de kendi aralarında ciddi duvarlar ördüler. O görünmez sınırlar artık görünür durumda. Onlarca zaman zaman 100 kilometreye varan kuyruklar var kimi ülke sınırlarında. Tek tek kontrol ediliyorlar. Bazıları geri çevriliyor. Yani artık ülkeler kendi içine kapanıp bunu bir şekilde aşmaya çalışıyorlar. Bir tedavi bulununcaya kadar. Havaların ısınması umut verici olarak görünüyordu başlarda. Hatta Amerikan Başkanı Trump Nisan itibariyle bunu atlatmış oluruz demişti. Fakat artık Latin Amerika ülkelerinde ya da başka sıcak coğrafyalarda da vaka sayısının duyulması, burada artık havanın ısınmasıyla birlikte virüsten kurtulunabilecek fikrinin de yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığını gösteriyor. İnsanlar endişeli. Döndü sarı ışık, Brüksel'den aktardı. İnsanlar endişeli. Evet, liderler de her gün kameraların karşısında halkın moralini düzeltmek için açıklamalarda bulunuyor. Ama Almanya Başbakanı Merkel'den ilginç bir açıklama geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geçirdiğimiz en zor günler dedi Merkel. Şimdi Berlin'e gidelim. TRT Berlin temsilcisi İlhan Atasoy karşımızda. Almanya'da da vaka sayısı her geçen gün artıyor. Alınan önlemler de sıkılaştırılıyor. Detayları senden alalım.
Coşkun Özen, şunu ifade edelim. Almanya'da artık her gün rakamlar 1000-1500 olarak üzerine katlanarak gidiyor. Kısa süre önce 12.300 vakanın olduğu açıklandı Almanya'da. 34 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ki daha önceki şahit olduğumuz olaylarda yeni yıl mesajları için televizyonlar için çekim yapılırdı. Ona ilişkin mesajlarını verirdi ama Merkel belki de tarihi denebilecek alışık olmadığımız bir şekilde dün ulusa sesleniş konuşması yaptı. Sen de ifade ettin. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız en büyük kriz ifadesini kullandı koronavirüs için ve bu durum çok ciddi dedi. Lütfen siz de ciddi alın dedi. Sosyal temastan kaçının dedi. Özellikle toplumsal alanın yoğun olduğu noktalardan kaçınmasını istedi vatandaşların ve dedi ki evde bekleyen yaşlılarınız var, dedeleriniz, nineleriniz var. Onları düşünün ifadesini kullandı ve durumun ne kadar ciddi olduğunu söyledi Başbakan Merkel. Hatta Alman basını bugün baktığımızda Başbakan Merkel'in bu konuşmasının son uyarı olabileceği şeklinde yorumlar vardı. Neden böyle bir yorum yapıldı? Çünkü biliyorsunuz Bavyera'da, Almanya'nın güneyinde, Almanya'nın 16 eyaletinden biri, orada Çekya sınırındaki bir 6 bin nüfusu olan bir kentte dün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kısa süre önce Bavyera Başbakanı'ndan bir açıklama geldi. Eğer dedi insanlar böyle rahat rahat dolaşırlarsa, sosyal temaslarını azaltmazlarsa Bavyera içinde bir sokağa çıkma yasağı gelebilir şeklinde bunun sinyalini verdi ki sokağa çıkma yasağı Almanya'da eyaletler düzeyinde eyaletlerin kendi kararıyla verilebiliyor. Bu anlamda bunun işaretini vermiş oldu. Tabii ki orada sokağa çıkma yasağı gelirse de diğer eyaletler de bunu izleyebilir ki Bavyera Almanya'daki en çok vakanın olduğu ikinci eyalet, Kuzey Renvestfalya eyaletinden sonra en çok vaka Bavyera'da. Dolayısıyla oradaki hamleler kritik olacak ki İsviçre, Avusturya, İtalya sınırı, Fransa, dediğim gibi en yakın bölge, bu üç ülkede en yakın sınırı olan eyalet. Dolayısıyla buradaki önlemler sıklaştırıldığında Almanya'nın geneline de yansıma ihtimali var. Tabii baktığımızda Polonya sınırında tırların geçişi var ki biliyorsunuz sınır kontrollerini Almanya artırmıştı. Avrupa Birliği'nin kararı öncesinde zaten bu kararı almıştı. 5 ülkeyle sınır kontrollerini artırmıştı. İşte Polonya sınırında 60 kilometreye uzanan bir tır trafiğinin olduğu ifade ediliyor. Görüntülerde zaten upuzun bir fotoğrafı görüyoruz. Yani o fotoğraftaki upuzun tır sırasını görüyoruz. Dolayısıyla Almanya'da gerek sınırlar anlamında gerekse vakalar anlamında durum giderek ağırlaşıyor diyebiliriz. Zaten daha önceki yayınlarımızda söylemiştik. Hafta sonuna kadar Almanya'daki vaka sayısının 20 bine ulaşabileceği ifade ediliyor. Eğer önlemler alınmazsa insanlar yine dışarıda dolaşmaya devam eder. Kendilerini sosyal hayattan soyutlamazlarsa vaka sayısının 2-3 ay içerisinde 10 milyonu bulabileceği ifade ediliyor. Korkunç bir rakam. Almanya zaten dünya geneline baktığımızda 5. sırada vaka olarak hesapladığımızda. Ama güncel rakam dediğim gibi 12.300 vaka var ve 34 kişi hayatını kaybetti Almanya'da. Sosyal hayatta da dediğim gibi okullar kapalı. Tiyatrolar, müzeler kapalı. Herkes evde kalmaya çalışıyor. Marketlere evet. De ben sabahleyin de gözlem yapma fırsatım oldu. Sabahleyin de tek tük gidip alışveriş yapıp kısa sürede de ayrılanları görüyoruz. Dolayısıyla Almanya'da aslında kritik günler yeni başlıyor diyebiliriz. Çünkü Almanya İtalya'dan yola çıkarak adımlarını atıyor. Çünkü demişlerdi ki İtalya'nın şu an yaşamış olduğu tabloyu Almanya 2 hafta sonra yaşayacak demişlerdi. Bir yandan İtalya'daki süreç devam ediyor. Bir yandan da Almanya'daki takvim işliyor. Dolayısıyla önümüzdeki günler Almanya için daha kritik diyebiliriz Coşkun. Almanya için önümüzdeki günler daha kritik. Berlin'den İlhan Atasoy aktardı. Peki İngiltere. İngiltere'de de vaka sayısı artıyor. Bir günde 34 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı 104 oldu. Virüse yakalananların sayısı 2500'e yaklaştı. Okullar yarından itibaren kapatılacak. Londra'da metro hatları kısmen kapatılmasına karar verildi. Ayrıntıları alacağız şimdi. Zeynep Er Yılmaz karşımızda. İngiltere'de hükümet önlemleri gün gün sıkılaştırıyor. Gündelik hayata yansımaları da oluyor muhakkak. Senden alalım detayları. Coşkun, evet, gündelik hayata yansımaları da oluyor. Biraz önce sen de söyledin. İlk olarak kendisini ulaşımda gösterdi. Hemen belirtelim, dün akşam saatlerinde sosyal medyada çeşitli görüntüler yayınlandı ve bu görüntülerde askerin sokağa indiği şeklinde bazı fotoğraflar vardı. Bununla ilgili olarak hükümet kesin bir dille yalanladı. Böyle bir şey olmadığını ve fotoğrafların eski olduğu belirtildi. Ancak birkaç saat sonra hemen Londra'da tecrit olabileceği, kapama olabileceği
olabileceği ve buranın, Londra'nın kapatılabileceği belirtildi ki bu hızla da sosyal medyada yayıldı. İşte bu açıklamayı aslında ilk olarak hükümet belli medya kaynaklarından yalanladı. Daha sonra Başbakan Boris Johnson günlük basın toplantısına geçtiğinde ise bu soru kendisine soruldu ve açıkçası ucunu açık bırakan bir cevap verdi. Gerekli zamanlarda gerekli önlemleri alırız dedi. Şimdi bu konuyla ilgili olmak üzere şöyle bir durum var. Anlatılana göre ve aktarılanlara göre Başbakanlık kaynakları bu tecrit durumunu masada tutuyor. Yani olası durumlardan bir tanesi ilerleyen günlerde Londra'da bir tecrit yaşanabilir, bir karantina yaşanabilir. Ancak şunu da söyleyelim, bununla ilgili olarak birebir hükümetin yaptığı bir açıklama yok. Yani evet, eczaneler kapatılmayacak deniyor, süpermarketler kapatılmayacak ama onun dışında herkes evde kalmak zorunda olacak. Ve bunun dışında da ayrıca yapılması gerekenlerin de hızla sıralanması gerektiği de Londra'da belirtiliyor. Özellikle Londra'yı söylüyoruz. Çünkü Londra en bu durumun, koronavirüsün görüldüğü, en fazla görüldüğü yerlerden bir tanesi. Şu ana kadar 104 kişi İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta yaşamını yitirdi ki bunlardan 53 tanesi Londra'daydı. Hemen belirtmemiz gerekiyor. Tabii şimdi bundan sonra hükümetin atacağı adımlara bakılacak ama biraz da geç kalındığını herkes gibi buradaki vatandaşlar da söylüyor. Örneğin okullar yarından itibaren kapalı olacak ki bunun oldukça geç verilmiş bir karar olduğu konusunda herkes ortak bir görüşte birleşiyor. İlerleyen saatlerde Başbakan Boris Johnson'ın açıklamasını bekliyoruz. Londra'da bir karantina, bir tecrit olacak mı? Bununla ilgili önlemler alınacak mı? O açıklamalarında neler olacak? Bunu bekliyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz. Özellikle birebir hükümet bu kararları aldık demese de bu kararların açıkçası bazı yansımaları görülüyor. Biraz önce sen de söyledin. Metro hatlarında çok büyük bir gerileme var. Metro hatlarında neredeyse 40 yerde, ki bunların çoğu da ana yer olmak üzere, ana duraklar olmak üzere kapatıldı. Ve burada otobüslerin sayısı da azaltıldı, seferlerin sayısı da azaltıldı. İlerleyen günlerde cuma ve cumartesi olmak üzere Londra'da metrolar gece sabahlara kadar çalışırdı ama onların da çalışmasının durdurulacağı belirtildi. Hemen belirtelim, şunu da hatırlatmak gerekiyor. Londra'da olmak üzere, başta Londra'da olmak üzere İngiltere'de günde 5 ile 10 bin arasında test yapılıyor. Bu testlerin de günde 20-25 bine çıkarılacağı belirtildi diyelim ve sözü Londra'dan tekrar sizlere bırakalım. Zeynep Eryılmaz'dan aldık. İngiltere'de alınan önlemlerin detaylarını Başbakan Boris Johnson bugün biraz sonra kameraların karşısına geçecek. Belki de yeni önlemleri açıklayacak. Kameraların karşısına dün geçen bir başka lider, Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüs salgını ile ilgili ilk kez konuştu. Önemli açıklamalar yaptı. Detayları alacağız şimdi. Moskova temsilcimiz Eşref Yalınkılıçlı karşımızda. Rusya Devlet Başkanı Putin, salgının Rusya'da kontrol altında olduğunu söyledi. Yeni bir test kitinden de bahsetti. Gelişmeler neler, senden alalım Rusya'daki son duruma ilişkin. Evet Coşkun Özden, aslına bakarsanız Başkan Putin daha önce de durumun kontrol altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın kontrol altında olduğunu söylemişti. Başbakan Mishustin'le yaptığı toplantıdan sonra. Dolayısıyla başkana göre durum kontrol altında ve Rusya'da paniğe gerektirecek bir durum yok. Rusya'da otoriteler, makamlar sürekli bunu yeniliyorlar. Ancak bugün bir ölümlü vaka gerçekleşti, oradan başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz 147 vaka, dün 33 yeni vaka açıklanmıştı akşama doğru. Dolayısıyla artık 147 vaka, bunun da bir tanesinin bugün bulaşıcı hastalıklar hastanesinde yaşamını yitiren 79 yaşındaki bir kadın olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Rusya'da da artık bir ölümlü vaka var koronavirüs yüzünden. Ancak bu kadının, 79 yaşındaki bu hastanın 13 Mart'ta kliniğe alındığı, özel bir kliniğe, daha sonra da bulaşıcı hastalıklar hastanesine sevk edildiği
koronavirüs testinin pozitif çıktıktan sonra bu hastalığı kronik vakalar da var tabii ki. Kronik hastalıkları olduğunu, özellikle diyabet ve hipertansiyon olduğunu söylediler hastane yetkilileri. Dolayısıyla artık Rusya'da da bir ölümlü vaka var. Halkı paniğe sevk edecek bir somut bir durum oluştu diyebiliriz. Şu ana kadar biz Rusya'dan verdiğimiz bilgiler genelde işin ekonomik boyutuyla alakalıydı. Ekonomik boyutu da yavaş yavaş vahim durumlara ulaşmaya başladı. Zira bugün Rus rublesi dolar karşısında 1 dolar 81 rubleyi, 1 avro 90 rubleyi buldu. Dolayısıyla koronavirüsün ekonomik etkileri de iyiden iyi hissedilmeye başladı burada. Dediğimiz gibi Başkan Putin dün Kırım'daydı ve kameraların karşısında durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hem ilaç geliştirme, hem aşı geliştirme, hem de kit yapımı konusunda somut adımlar attığını, bunun da Nisan ortasında daha da somutlaşacağını söyledi. Ve halkı panik yapmamaya davet etti. Dünyanın ve Rusya'nın zor bir dönemden geçtiğini söyledi Putin ve tedbirleri artıracaklarını, sertleştireceklerini, sıkılaştıracaklarını ve Rusya geneline yayacaklarını söyledi. Bugüne kadar genellikle tedbirler büyük şehirlerde, özellikle Moskova, St. Petersburg gibi şehirlerde, Kaliningrad, Kazan gibi yerlerde daha fazla alınıyordu büyük şehirlerde. Ancak Rusya'nın geneline yayılacağını söyledi Putin bu önlemlerin. Biliyorsunuz okullar 23 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edilmişti. Bu kural bütün Rusya'ya yayılabilir bundan sonra. Sağlık Bakanlığı gerekli tedbirler aldığını söylüyor sürekli. Bu arada Putin dün yaptığı açıklamada rakamlarla alakalı spekülasyonlar döndüğünü, özellikle yurt dışından kaynaklanan fake haberlere, yalan haberlere yine inanılmaması gerektiğini, kulak kabartılmaması gerektiğini ve durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Resmi makamların, otoritelerin verdiği rakamların, bilgilerin, istatistiklerin objektif olduğunu ve güvenilir olduğunu söyledi bir kez daha. Dolayısıyla şu an için Rusya'da 147 vaka vardı, bugün bir ölümlü vaka gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı tedbirlerini sıkılaştırmaya başladı diyebiliriz. Bugün Başbakan Mishustin biliyorsunuz özellikle Rusya'ya gıda ithalatı konusundaki daha önce alınmış bazı yasakların bir ay boyunca kaldırıldığını söyledi. Dolayısıyla bu Türkiye'yi ilgilendiren kısmı da var tabii ki özellikle tarım ürünleri ihracatında. Dolayısıyla Rusya'da günden güne bu tedbirlerin sıkılaştırıldığını görüyoruz. Resmi makamların. Özellikle şunu da belirtmek gerekiyor. Hafta başından beri Rusya'da bir sokağa çıkma yasağı ilan edileceği söyleniyordu. Resmi makamlar bunu da yalanladı. Savunma Bakanlığı'nın böyle bir planı olmadığını söylendi. Dolayısıyla Moskova'da şu an için sokağa çıkma yasağı ve acil durum ilan etme durumu henüz netleşmedi ya da yalanlandı diyelim burada. Evet. Coşkun Özel. Eşref Yalın Kılıçlı'dan aldık. Rusya'daki son durumu 147 vaka var. İlk ölüm gerçekleşti. Devlet Başkanı Putin her şeyin kontrol altında olduğunu ifade etti dünkü açıklamasında. Amerika Birleşik Devletleri de koronavirüs kabusu yaşıyor sevgili seyirciler. Tüm eyaletlerde görülen vakalarda 149 kişi hayatını kaybetti. Bu savaştan zaferle çıkacağız dedi Başkan Donald Trump. Koronavirüsle mücadelede ek düzenlemeler içeren tasarıyı da imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs vakaları 9.000'e çıktı. Tüm eyaletlerde görülen vakalarda 149 kişi hayatını kaybetti. Başkan Donald Trump, 2. Dünya Savaşı'nda genç neslimiz fedakarlık yaptı ve savaştı. Şimdi görünmez düşmanla karşı karşıyayız. Herkesten fedakarlık bekliyoruz dedi. Koronavirüs görev gücü direktörü Deborah Birx de Fransa ve İtalya'da gençlerin hastalığa yakalandığına dair kaygı verici raporlar olduğunu belirterek genç nesli dikkatli olmaları konusunda uyardı. ABD'de doktorlara ikinci bir talimata kadar eyalet sınırlaması olmadan çalışacakları yeni bir düzenleme getirildi. Amerikan Deniz Kuvvetleri biner yatak kapasiteli iki hastane gemisinin New York ve Batı kıyısında sonradan belirlenecek bir şehre gönderileceğini duyurdu. Ulusal muhafızlar 23 eyaletin valileri tarafından kamusal alanlara gitme yasağını denetlemeleri ve halka temel ihtiyaç malzemeleri dağıtmaları için görevlendirildi. ABD Kongre üyeleri arasında da ilk koronavirüs vakaları görüldü. Cumhuriyetçi Parti Florida Vekili Mario Diaz-Balart ve Demokrat Parti Utah Vekili Ben McAdams'ın test sonuçları pozitif çıktı. Bu arada ABD'de koronavirüsle mücadeleyi öngören Önce Aileler Koronavirüs Müdahale Yasası Başkan Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Yasa koronavirüsle mücadelede ek düzenlemeler içeriyor.
kamu sağlığına ilişkin tedbirler, ücretli hastalık izni, çalışma hayatına dair koruma planları, ücretsiz test yaptırılması, işsizlik sigortasının artırılması, vergi kesintileri, eyaletlere sağlık yardımı. Yasanın Trump yönetiminin koronavirüsle mücadelede talep ettiği 1 trilyon dolarlık paketin bir parçası olduğu belirtiliyor. Balkan ülkelerindeki duruma bakacağız. Şimdi Üsküp'e gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Esra Hasip karşımızda. Kuzey Makedonya'da olağanüstü hal ilan edildi. Bunu biliyoruz. Ülkedeki son durum ne? Alınan önlemler ne? Sana soralım. Diğer Balkan ülkelerindeki duruma ilişkin de bilgi verirsen seviniriz. Balkanlar genelinde korona vakaları artmaya devam ediyor. Hatta bazı ülkelerden bugün itibariyle ölüm haberleri de geldi. Makedonya'da hali hazırda 42 korona vakası bulunuyor. Sevindirici olan o ki hiçbir ölüm gerçekleşmedi şu ana kadar ülkede. Dün akşam itibariyle Cumhurbaşkanı Steva Pendarovski olağanüstü hal ilan etti. 30 gün boyunca gerek olması durumunda bir ay daha bunun uzatılması bekleniyor. Aslında de facto zaten bir olağanüstü durum söz konusuydu. Sınırları ülkenin yabancılar için kapalıydı. Eğitime ara verilmişti. Son uçak da Üsküp'ten kalktı. Daha doğrusu Üsküp'e indi. Yurt dışındaki Makedonlar ülkeye döndüler. Dolayısıyla Üsküp havaalanı da artık uluslararası ulaşıma kapanmış oldu. İşletmeler zaten çalışmıyordu. İki şehirde olağanüstü hal durumu ilan edilmiş ve sokağa çıkma yasağı zaten uygulanıyordu yaklaşık bir haftadır. Dolayısıyla beklenen bir gelişmeydi bu. Bundan sonra tüm yetki hükümette olacak. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi var. Ülke genelindeki tüm özel ve kamu imkanlarını sevk ve idaresi hükümetin kontrolünde olacak. Kontroller özellikle sokağa çıkma anlamında kontroller sıkılaştırılacak. Karantinaya uymayanlara hapis ve para cezalarının da sıkılaştırılması öngörülüyor ki ilk örneğini dün yaşadık. Bir kişiye karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2500 euroluk ilk ceza kesildi. Hükümet günlük olarak alınacak kararlarla ilgili halkı, kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlü. Şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı yeni uygulamalara ilişkin ama dün ilginç bir karar aldı Bakanlar Kurulu. Bundan sonra Makedonya'dan çıkmak isteyen Makedonya vatandaşları ülkeye 3 ay boyunca geri dönmeyeceklerini taahhüt etmeleri karşılığında kendilerine izin veriliyor. Aksi takdirde yurt dışına çıkışlarına izin verilmiyor. Balkanların geneline bakacak, onlarla ilgili biraz bilgi verecek olursak, Hırvatistan'dan bugün itibariyle üzücü bir haber geldi. İlk ölüm vakası yaşandı. Burada 99 vaka var. Sırbistan'da yine 97 vaka var. Orada olağanüstü hal uygulaması devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı çok sert bir şekilde özellikle yaşlılar için uygulanıyor. Karadağ ilginç, o da uzun süre direndi virüse. Hiçbir vaka yoktu ama son iki günde 8 vaka orada da görüldü. 3500 kişi de izolasyonda. Bosna Hersek'te 39, Bulgaristan'da 94 vaka sayısı var. Bulgaristan'da da 3. ölüm bugün itibariyle gerçekleşti. Orada da malum yaklaşık bir haftadır olağanüstü hal durumu devam ediyor. Kosova ilginç, orada da orası da aslında tek haneli rakamlarda uzun süre gitti ama bugün itibariyle 20 korona vakası orada da tespit edildi. Dün Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ülkede olağanüstü hal ilan edilmesine yönelik bir teklif sunmuştu. Ancak Başbakan bunu kabul etmedi. İyi idare edildiğini, durumun ve o hale gerek olmadığını söyledi. Bunun yanı sıra halk arasında, kamuoyunu oyunda paniğe yol açacak açıklamalar yaptığı gerekçesiyle İçişleri Bakanı'nı da görevden aldı. Bu da uzun süren çabaların ardından kurulan koalisyon hükümetinde de çatlak seslere neden oldu. Görülen o ki korona salgınının yanı sıra Kosova önümüzdeki günlerde yeni bir siyasi krizle de yüz yüze kalacak gibi gözüküyor. Esra Hasip'ten aldık Balkanlardaki durumu. Sevgili seyirciler, hemen hemen her ülkede etkili oluyor koronavirüs gördüğünüz gibi. İran'a gideceğiz şimdi, Tahran'a. Çin'den sonra İran'da rastlanmıştı bu virüse ve hızla yayılmıştı ülkede. Ülkenin neredeyse tamamında virüsün etkilerini görmek mümkün. Ölü sayısı dün 1135 idi. Son bilgileri, son durumu alacağız. Fatih Sabuncu karşımızda, Tahran temsilcimiz. İran'daki son durumu da senden alalım. Evet, son rakamlar şimdi geldi. 18.407 vaka gerçekleşti. Son 24 saatte 1046
artış olmuş oldu ve ölüm sayısı ise 1284 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte 149 ölüm artışı gerçekleşmiş oldu. Tekrar edecek olursak 1284 ölüm var İran'da şu an ve son 24 saatte 149 artış olmuş oldu ölümde. Evet, sayılar böyle, yine belli bir oranda artış devam ediyor. Bu artış daha da sürecek. Şimdi Şerif Üniversitesi'nin de bir raporu var. Üç ayrı senaryo hazırlamışlar. Kısaca bahsedecek olursak, eğer ülkede karantina gerçekleşirse deniliyor, 12 bin ölüm olabilir diye bir ifade söz konusu. Eğer %50 temas olursa insanlar arasında, yani bir belli bir engelleme oldu ve %50 temas gerçekleşirse Nisan sonuna kadar bu vahim durum devam eder ve 110 bin ölüm olabilir gibi bir iddiaları var. Bir üçüncü senaryosu ise en vahim olanı, hiçbir şey yapılmaz ise, yani bir engelleme, bir karantina, herhangi bir şey yapılmaz ve normal yaşantısına insanlar devam edecek olursa da 3,5 milyona yakın ölüm gerçekleşir İran'da diyor. Tabii bu rakamlar ciddi rakamlar, yani bu anlamda özellikle 3,5 milyon sayısının gerçekliğini düşünmek bile korkunç. Onun dışında İran'da neler oluyor, hemen bundan bahsedelim. Kianus Cihanpur'un bir ifadesi var. İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü, her saat 50 İranlının virüse yakalandığını ve her 10 dakikada bir İranlının hayatını kaybettiğini ifade etti. Bunu belirtelim. Diğer taraftan Tahran'daki bu koronavirüs ile ilgili seyahatler var biliyorsunuz. Bir taraftan önleme vardı ama Nevruz tatili dün başladı ve dün ciddi bir trafik gerçekleşti. Farklı şehirlere yolculuk gerçekleşti. 1.112.000 aracın trafikte olduğu ifade edildi. Ana hatlarda, yani şehirler arası yolculukta olduğu ifade edildi. Şimdi bu seyahatin ardından sayılarda bir pik yapma daha gerçekleşebilir. Çünkü birkaç gündür aslında bir stabil durum var. Yani vakalar ortalama 1000 küsürlerde artıyor. Ölümlerde 140 gibi, ama bunda bir pik yapma durumu gerçekleşebilir. Yetkililer de insanların hareket etmemesi konusunda, evde kalmaları konusunda uyarıyorlar. Buradan aldık bilgileri sevgili seyirciler. Koronavirüs salgını Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. İlk günlerdeki ihmaller bilançoyu ağırlaştırsa da durumun ciddiyetinin fark edilmesiyle alınan sert önlemler salgının yavaşlamasını sağladı. Bugün itibariyle salgının başından beri Çin'de ilk defa yeni yerli vaka rapor edilmedi. Peki bir günde 15 binden fazla yeni vaka görülen salgın nasıl 2 ay içinde kontrol altına alınabildi? Pekin'e gidelim. Şimdi bu soruyu soracağız. Musa Peryiğit karşımızda. Çin salgını kontrol etmeyi başardı. İlk vaka 8 Aralık'ta ortaya çıkmıştı. 20 Ocak'ta insandan insana bulaştığı açıklandı. 23 Ocak'ta da Hubei eyaleti karantina altına alınmıştı. Neler aktaracaksın? Çin bunu nasıl başardı? Çünkü tüm dünyaya örnek olacak Çin'in uygulamaları. Evet, gerçekten bugün Çin'de her tarafta, her yerde sıfır rakamını gördük. Televizyonlardan sosyal medya paylaşımlarına kadar günün en popüler rakamıydı. Adeta Çinliler aylardır, haftalardır bugünü bekliyorlardı. Hiç yeni yerel vaka rapor edilmedi. İlk defa oluyor salgının başından beri. Dolayısıyla oldukça önemli bir gündü Çin içerisinde. Her ne kadar yurt dışından gelen yaklaşık 34 kişide virüs tespit edilse de bu kişilerin karantinaya alındığı belirtiliyor. Ancak Çin'in içerisinde yeni yerli vaka rapor edilmemesi oldukça önemli. Aslında günlerdir Wuhan şehri dışında yeni yerel vaka rapor edilmiyordu. Ancak Wuhan'daki vakalar devam ediyordu. Bugün itibariyle Wuhan'da da vakalar kesilmiş gibi gözüküyor. Eğer önümüzdeki günlerde de devam ederse Wuhan şehri ve aslında Hubei eyaletinin yaklaşık 55 milyon kişinin yaşadığı bölgedeki karantinanın önümüzdeki günlerde, haftalarda kaldırılması dahi gündeme gelebilir. Tabii akıllara gelen soru, Çin bunu nasıl başardı? Bahsettiğin gibi günde 15 bine yakın vaka veriliyordu. Nasıl kontrol altına alındı? Tabii burada en kritik sürecin Wuhan şehrinin ve Hubei eyaletinin karantina altına alınması geliyor diyebiliriz. Zira salgının merkezi olarak Wuhan şehrinin kapatılması diğer şehirlere, diğer eyaletlere yayılmasının önlenmesi için oldukça
kritikti. 23 Ocak'ta karantina kararı almasının ardından Şubat başından itibaren biz zaten diğer şehirlerdeki vaka sayılarındaki düşüşü yaptığımız bağlantılarda aktarmaya başlamıştık. Ancak Wuhan'daki durumun vakaların hala yüksek seviyelerde seyrettiğini belirtiyorduk. Artık oralardaki vakaların da azaldığını, hatta sıfıra dayandığını söylemek mümkün. Tabii sadece karantinada değil, alınan önlemler arasında buradaki yetkililerin yaptığı uyarılar, yaptığı açıklamalar Çin halkı tarafından oldukça dikkate alındı. İnsanların birçoğu, hatta tamamına yakını evlerine kapandı. Evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadılar. Tabii bu önemliydi, insanların evlerine kapanması. Zira virüs kalabalık ortamlarda havadan havaya, havadan insana oldukça rahat bulaşıyordu. Dolayısıyla sokakların boş kalması virüsün bulaştığı insan sayısını da düşürdü. Çin bu adımla, şu an gelinen noktayla bu salgının kontrol edilebilir, yönetilebilir olduğunu dünyaya gördü. Diğer ülkelere de iyi bir örnek oldu diyelim ve sözü sana bırakalım. Evet, sıfır rakamı hiç bu kadar güzel gözükmemişti. Dileriz tüm dünya işte o sıfır rakamını yakın gelecekte görür. Sevgili seyirciler, koronavirüs hasta sayısı Kazakistan'da 44'e yükseldi. Bugün Kazakistan'ın iki büyük şehri Nur-Sultan ve Almatı'da karantina uygulamalarının ilk günü. Detayları alacağız şimdi. Nur-Sultan'a gidelim. Güzel Zaytova karşımızda. Karantina uygulaması nasıl gidiyor? Ayrıntıları senden alalım. Evet Coşkun Özen, Kazakistan'da koronavirüs vaka sayısı maalesef artıyor. İlk vaka bugün sabah saatlerinde oldu. Almatı'da Rus vatandaşı olduğu belirtilen kişinin testleri pozitif çıktı ve böylece ülkede ilk kez bir yabancı ülke vatandaşında koronavirüs vakası görülmüş oldu. Ve kısa süre önce de Nur-Sultan'dan 7 yeni vaka haberi geldi. Böylece bugün Kazakistan'da koronavirüs vaka sayısı 44'e yükselmiş oldu. Bunların 25'i Nur-Sultan'da, 19'u Almatı'da. Coşkun Özen, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan'ın iki büyük şehri Nur-Sultan ve Almatı'da karantina uygulamaları başladı. Bugün karantina uygulamalarının ilk günü ve başkentte sokak ve yolların oldukça sakin olduğunu söyleyebiliriz. Önceki günlere göre karantina kararıyla gündüz saatlerinde biliyorsunuz insan ve araç trafiğine kısıtlamalar getirilmişti. Buna ek olarak da toplu taşıma aracın sefer sayısı %20 azaltıldı ve saat 21'den sonra da durdurulmasına karar verildi. Coşkun Özen, ülkede yarından itibaren bir haftalık tatil veriliyor. Nevruz tatili ve böylece insan araç trafiğinin daha da azalması bekleniyor. Öte yandan Moğolistan'ın Bayan Ölgey şehrinde OHAL ilan edilerek karantinaya alındığını söyleyelim. Gerekçe olarak da koronavirüsün Kazakistan'da yayılması ve kentin nüfusunun büyük oranda Kazaklardan oluşması ve Kazakistan'a giriş çıkışların yoğun olması gösterildi. Bayan Ölgey'in nüfusu 110 bin kişi ve bunların %93'ü Kazaklardan oluştuğunu söyleyelim. Ve Moğolistan'da OHAL ilan edilen ve karantina altına alınan tek şehir Bayan Ölgey olduğunu söyleyelim ve sözü merkeze bırakalım. Önemli bilgiler de aktardı Kazakistan'dan, Nur-Sultan'dan muhabir arkadaşımız Güzel Zaytova. Şimdiki durağımızsa Özbekistan, Mehmetcan Polat karşımızda Taşkent'ten. Ondan alacağız Özbekistan'da koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemleri, tedbirleri, halkın dayanışma duygusuna ilişkin izlenimlerini. Evet Coşkun Özen, Özbekistan'da vaka sayısı 23'e ulaştı dün itibariyle. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev video konferans yöntemiyle mahallelerdeki aksakallılarla bir toplantı yaptı ve toplantıda virüsle ilgili gelinen nokta hakkında açıklamalarda bulundu. Özbekistan'da mahalle kültürü oldukça güçlü Coşkun Özen. Halk evlerine kapanmış durumda. Tabii burada STK'lar ve aksakallılar, mahalledeki dernek, bizdeki karşılığı muhtar. Burada halka, evlerine kapanan halka yardım ediyor. Bir yandan Nevruzlarını kutluyorlar, dua ediyorlar. Öte taraftan da halka temel gıda maddeleriyle ilgili, ürünleriyle ilgili yardımlarını yapıyorlar. Hemen arkamda gördüğünüz, burada bir mahalledeyiz. Rakat Mahallesi. Halka işte böyle yardım edip dua ediyor.
aksakallı danışman ve yine buradaki mahallelerdeki herhangi bir problemi çözmede yardımcı olan bayan görevliler var. Şimdi erzaklarını dağıttılar, bir sonraki eve geçecekler. Biz de onlarla beraber hareket edeceğiz. Burada Nevruz kutlamalarına artı virüse karşı mücadelede dualarına biz de tanıklık edeceğiz. Şimdi evet, dün Cumhurbaşkanı Mirzoyev'in açıklamasının ardından aksakallar da seferber oldu, STK'lar seferber oldu ve evlere erzak. Aşağı yukarı bu virüs salgının vakalarının ilk vakanın başlamasının hemen ardından başladı bu yardımlar ve aralıksız da devam etti. Bu çok güzel bir duygu gerçekten, bu mahallede bu dayanışma ve dualarını esirgememeleri oldukça güzel ve anlamlı. Ve aksakallı danışman, en önde en yaşlı olan danışman olarak görev yapıyor. Şimdi birazdan yardım edip hem halkın Nevruz Bayramı'nı kutlayacaklar hem de dualarını edecekler. Biz de canlı olarak bu duaya eşlik edeceğiz ve Nevruz kutlamalarına tanıklık ediyoruz. Coşkun Özen burada, evet, başladım. Selamlaşma ve oldukça tabii anlamlı bu, hele bu zamanda gerçekten. İnsanların virüsten işte endişe ettiği, tedirgin olduğu bir zaman diliminde bunlar çok güzel gıdalarını verdiler. Şimdi dualarını yapacaklar. Biz de bu duaya tanıklık ediyoruz. Canlı yayında gösteriyoruz. Yurtumuzga tinchlik, osoyishlik, faz barakat berib tursa, uni bundan ham ziyoda qiyin. Xalqimizga farovonlikni, birlikni, ahillikni, hamjihatlikni berib turibsan. Alloh taolo o'zingga hamd sanoq shukrona bo'lsin. Parvardigora, bir koronavirus degan bir balo kelib turibdi. O'sha balo o'zingizdan uzoq qiltirib, o'zidan dab qiyin. Nima yaxshi yotsa amalga oshib, o'z ibodatkor bo'lgin. Xalqimizni duolarni ijobat maqomiga yetkizgin. Alloh. Evet, işte aksakallı dedemiz böyle birlik, kardeşlik, dayanışma mesajları verdi. Türkmenistan'da da diyelim, Orta Asya'da, Türkmenistan'da da Özbekistan'daki 1100 öğrencisini çektiğini belirtti ve yine Kırgızistan'da 3 vaka vardı. Vakalarda iyileşme olduğunu belirtti ve 24 Mart'tan itibaren de Kırgızistan'da uluslararası uçak seferlerinin iptal edildiğini söyleyip sözü size bırakalım. Taşkent'ten Mehmet Can Polat'tan aldık bilgileri sevgili seyirciler. Şimdiki durağımız Azerbaycan. Koronavirüs salgını ile ilgili Azerbaycan'da alınan yeni tedbirler var mı? Bakü'ye gidelim. Muhabir arkadaşımız Fatih Onos karşımızda. Son bilgileri, son rakamları, alınan yeni tedbirleri senden alalım. Evet, Azerbaycan'da şu ana kadar 34 kişide koronavirüs tespit edildi. 10 kişi tedavilerin ardından evlerine taburcu edilirken bir kişi ise 51 yaşında bir hanımefendi hayatını kaybetmişti. Şu an itibariyle Azerbaycan'da sayılar bu şekilde, artış hızı yok diyebiliriz. Yavaş bir şekilde ilerliyor ancak Azerbaycan hükümeti de önlemlerini, tedbirlerini almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka seslendi ve bu tedbirleri, alınan önlemleri bir de o halkına aslında iletti. Ve önlemler, alınan önlemler özellikle yaşlı insanların hayatı için oldukça önemli olduğunu söyledi. Ve bu süre zarfında da vatandaşlardan rica etti alınan tedbirlere riayet etmeleri için. Azerbaycan devleti 30 milyon manatı da koronavirüsle mücadele kapsamında devreye soktuğunu ifade edebiliriz. Ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yayınladığı kararname ile sağlık çalışanlarına 3 ila 5 kat arasında bir prim verilmesini istedi. Mücadele döneminde bu sağlık çalışanlarının mücadele azmini arttırması anlamında önemli olduğunu söyledi. Azerbaycan'da tabii virüs tedbirleri de sosyal hayatı da etkilemeye başladı. Toplu taşıma araçlarında yoğunluklar azaldı. Fevvareler meydanı gibi aslında Nevruz kutlamalarının yoğun bir şekilde hissedildiği bölgelerde de yine vatandaşların rağbet göstermediğini söyleyebiliriz. Halk sokaklarda da yavaş yavaş artık tenhalıkların arttığını söyleyebiliriz. Ancak alışveriş merkezlerinde yine de evler için Nevruz Bayramı alışverişleri devam ediyor. Bunu da söyleyelim. Azerbaycan'da bu öte yandan tabii sadece Azerbaycan'da değil, Gürcistan ve Ermenistan'da da koronavirüs tedbirleri arttırılıyor. Zira
Gürcistan'da tespit edilmiş vaka sayısı 40'a yükseldi. 1344 kişi ise karantina altında tutuluyor ve 74 yaşında bir Gürcü hanımefendi de maalesef dün hayatını kaybetti. Gürcistan'da da yine koronavirüse bağlı ölümler gerçekleşiyor. Ermenistan'da da hızlı bir artış var. Dün 70'ti bu rakam tespit edilmiş vaka sayısı. Bugün ise 122'ye yükseldi Ermenistan'da koronavirüsle mücadele kapsamında. OHAL ilan edildiğinde hatırlatalım. Genel itibariyle Azerbaycan'da, Ermenistan'da ve Gürcistan'da virüsle bağlı tedbirler bu şekilde, son durumda bu şekilde. Sözü yeniden size bırakalım. Fatih Avanos aktardı Bakü'den Kafkaslar'daki son durumu, Azerbaycan'daki son durumu. Sevgili seyirciler, koronavirüsle mücadeleye ilişkin alınan önlemler kapsamında Avrupa'ya açılan sınır kapıları kapatıldı. Şimdi Yunanistan tarafına, Gümülcine'ye gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Necat Ahmet karşımızda. Sınır kapılarının kapatılması da önemli bir önlem. Salgının büyümesi, gelişmesi açısından neler aktaracaksın? Hem bu önleme ilişkin hem de Yunanistan'daki koronavirüs vakalarına ilişkin detayları senden alalım. Evet, selamlar, saygılar Batı Trakya'dan da. Türkiye'de dün akşam gece 00 itibariyle biliyorsunuz Yunanistan'a ve Bulgaristan'a açık olan sınır kapıları kapatıldı. Hem demir yolu hudut kapıları da kapatıldı ve tabii ki deniz yoluyla da Yunanistan adalarına karşılıklı olarak artık seferler yapılmayacak. Adı geçen hudut kapıları ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları da son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş ve geri dönüşleri yasaklanacak. Ama şöyle bir olay var Coşkun Bey. Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu anda ikameti olan kişiler Yunan vatandaşı olduğu sürece sınırlar kapalı olsa da Yunanistan'a giriş yapabilecekler. Bunun haricinde yine ikameti olan Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları da Türkiye'ye pandemi sona erinceye kadar Türkiye'ye bir defalığına mahsus olarak giriş yapabilecekler. Bunun yanında tabii ki Batı Trakyalı binlerce çocuk var Türkiye'de okuyan, biliyorsunuz. Bunlardan bazıları geri döndü, bazıları ise hala Türkiye'de. Tek problem, ailelerinin yanında olmak isteyen öğrencilerimiz Yunanistan'a geldiklerinde 14 gün ev karantinası, geri döndüklerinde de Türkiye'de 14 gün mazeretli bir şekilde karantinaya alınacaklarını biliyorlar ve bu sürede tabii bir ay süre kaybetmiş oluyorlar. Bunun yanında koronavirüse geçersek bugün 6. ölüm gerçekleşti Yunanistan'da ve bu 6. ölüm de maalesef yine Kastorya bölgesinden. Kastorya'da 3 kişi hayatını kaybetti. Hatırlanacağı üzere Kastorya bölgesinde kiliselerde ayin yapıldığından dolayı ve gerekse Larisa bölgesinde 2 köy karantina altına alınmıştı. Giriş çıkışlar yasaklanmıştı. İşte bu sebepten dolayı bugün ölen kişi yine Kastorya bölgesinden. Alınan diğer kararlar bugün Miçotakis tarafından, Başbakan Miçotakis tarafından saat Türkiye saatiyle 6 itibariyle yine ulusa seslenerek yapılacak tüm televizyon kanallarından. Bunları söylüyoruz ve Vartolomeos'un bugün yaptığı duyuruyla bu virüs inançlara değil inananlara zarar veriyor. Lütfen ciddiye alalım ve evlerde kalalım mesajı yayınlandı. Bununla birlikte sözü size bırakıyoruz Coşkun Bey. Necat Ahmet'ten aldık Gümülcine'den bilgileri. Yunanistan Başbakanı bu akşam ulusa seslenecek, alınan yeni önlemleri aktaracak dedi. Koronavirüs gündemini aktardık sevgili seyirciler. Tüm dünyada etkili olan salgınla ilgili tüm gelişmeleri. Avrasya gündeminin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Hoşçakalın.